Saatinde uyuyor musun sen? Hayır, uyuma saatinde çalışıyorum. Ama ben rüyayım değil mi? Konuştuğumu duyamazsın. Al o zaman. Necati Bey, Necati Bey. Ne? Sizdeki gizli yeteneği gördüm. Size bir iş teklifim var. Ay, hangi gizli yeteneğimi gördün? Hortumumla flüt çalabilmemi mi? Kafadan 7 ile 9'u çarpabilmemi mi? En azından kafadan bölemiyor. Hala tek parçayız. Ankara'da dev bir şirketim var. Bu işin bir parçası olmak ister misiniz? Şehir olan Ankara mı, gezegen olan Ankara mı? Gezegen Ankara'da mı varmış? Pişt! Çankırı, dönme etrafımda. Ne yapayım Ankara abi? Uydunum ben senin. Bizim adımız niye böyle? Türkler keşfetmiş bizi. Bak şu göktaşını da onlar keşfetti. Bayburt! Selami, hayırlı işler. Bu adam da kim? Teyze, dur. Karşıya geçmene, yardım edeyim. Durak. Durmayalım, boş ver. Minibüsü kaçırdım, gel buraya. Gördüğün gibi İstanbul'un bana ihtiyacı var. Hanım, adınız neydi? Leyla. Leyla Hanım, bensiz yapamazlar. O kadar emin olma. Gel iddiaya girelim. Bu şehir sensiz yapabilirse bizimle çalışmaya Ankara'ya geleceksin. Anlaştık. Bu şehirde ben olmazsam akan sular durur. Akan sular durdu. Her gördüğün küvette duş almamak lazımmış demek ki. Bari her gördüğüm küvette gofret almaya gideyim. Kelebek geni ile muz genini karıştırma deneyimiz de sona geldik Canan. Her şey tamam da niye yapıyoruz biz bu deneyi? Çünkü muz kabukları kanatlanacak ve kendi kendine çöpe ulaşacak. Böylece sokakta kimse muz kabuğuna basıp düşmeyecek. Mirketini düşüren var mı? Ben. Önce o beni düşürdü, sonra ben onu. Kaybetmeyeyim diye kocaman yaptım, başımıza dert oldu. Ne olur beni mutasyon cüzdana verme Necati. Nakit para gibi çok fena harcar beni. O zaman beni bir günlüğüne görünmez yapacaksın. İstanbul ben yokken nasılmış ona bakacağım. İddiaya girdim çünkü. Görünmez yaparsan başımızdan gidecek misin? Bakarız. İyi tamam, al. 24 saat görünmeyeceksin. Göremiyorum iddia. Gözünü aç Necati. Necati, kapıyı açmak için kapı kolunu çevirmen lazım. Aferin. Bakalım İstanbul bensiz bir gün dayanabilecek mi? Şimdi ne yapsam acaba? Acaba meşhur filmdeki görünmez kahraman olsa ne yapardı? En iyisi tüm film serisini izleyip fikir edin. 23 saat sonra. Filmden çok harika fikirler öğrendim. Çok eğleneceğim ve dünyayı kurtaracağım. Ama zamanım kalmamış. Ama neyse. Başkanım. Neler oldu bilmiyorum ama şehrimiz bir anda güzelleşti. Ha? Nasıl yani? Baksanıza. Herkes çok mutlu. Çok mutluyuz. Bakkal çiçek açtı. İnekler %200 daha verimli süt veriyor. Bisküvi getirin çabuk, bu sütün hepsi bitecek. Nasıl? Ben yokum diye mi? Ne yapıyorsanız aynanı yapmaya devam edin. Dedemi parka götürmüştüm. Devam et, sakın bırakma. Gel buraya dede. Salıncakta sallayacağım seni. Ama ders çalışacağım ben. Oyun oynamadan olmaz. Gel. Gel buraya. Kaydırakta çalışırsın dersini. Diğerleri umurumda değil. En iyi arkadaşımın ben yokken üzüldüğüne eminim. Çok mutluyum. Çünkü muzlu kek yiyeceğim. Sürem doldu. Neler oluyor Necati? En iyi arkadaşımı ben yiyecektim. Sen yiyemezsin Remzi. En iyi arkadaşın kek mi? Artık öyle. Artık değil çünkü yedim. Benim en iyi arkadaşım yok.
Ne yapıyorsun Necati? Valizimi topluyorum. İyi de niye benim eşyalarımı koyuyorsun? Bir gün gittim, hemen kahkahalar buzlu kekler. Hepiniz çok mutlusunuz. Mutsuz olmamızı mı isterdin? Ama bu çok bencilce. Bana ihtiyacınız yok demek. Belki senin bize ihtiyacın vardır. Yetişkin bir filin sadece 3 şeye ihtiyacı vardır. 1 yemek yemeye, 3 matematik öğrenmeye. Birden 3'e atladın. İlkokulda da 2'ye gitmeyi unutup birden 3'e atlamıştım. Nereye gidiyorsun Necati? Ankara'dan iş teklifi geldi. Bundan böyle üst düzey yönetici olacağım ben. Hadi merhaba. Elveda demek istedin herhalde. Üzgünken kafam çalışmıyor. Hoş bulduk. Of, yine beceremedim. Büle büle. Ha? Bir şey demeyecek misin baba? En iyi arkadaşın gidiyor. Gidenin önünde durulmaz. Baksana duranlara ne oluyor? Ankara burası mı? Nerede bu Ankara? Ankara muzlu sütü mü bu? Merhaba, doğru mu geldim acaba? Bence yanlış geldin. Keşke otobüse falan binseydin. Ama sen yürüyerek gelmişe benziyorsun. Ankara'daki şirket burası değil mi? Yani binlerce şirket var burada ama... Öyle saçma sorular sorduğunuza göre siz Necati Bey olmalısınız. Gelin bir kimlik çıkaralım size. Kimlik için fotoğrafımı güzel çek ama. Bir saniye, yalnız kadraja sığmıyorsunuz. Bu ne? Fotokopi makinesiyle fotokopinizi çekeceğiz artık. Gülümseyin, fotokopi değil. Fotokopi. Gelin, size masanızı göstereyim. Sorun değil, buldum ben masamı. O da ne? Süper Hüber haberle bir son dakika gelişmesi. Kötü giden bir deney sonucu uçan muzlar İstanbul'u istila etti. Ortalık karıştı, herkes çok mutsuz. Bakın, bu kadın mutsuz, bu adam da, bu çöp kovası da mutsuz. Kokuyorum çünkü. Ben de mutsuzum. Çünkü çok süper hüber haberler yapıyorum. Süperi anladım da hüber ne? Biliyorum. Ben gittiğim gibi her şey bozuldu. İstanbul'un bana ihtiyacı varmış. Hop hop Necati Bey nereye? Sözleşme imzaladın. Artık bu şirkette rolün çok büyük. Hiçbir yere gidemezsin. Ne ara imzaladın? Gülümse. Çekiyorum. Pist pist. Necati abi. Seni kurtaracağım. Gel benimle. Küstüm ben size. Hadi babama küsmeni anladım. Bana niye küsüyorsun? Ne bileyim, adı Ç harfiyle başlayanlar çok bilmiş oluyor. İyi de benim adım Çakir değil ki, Şakir. Demiştim çok biliyorsun diye. Küstüm işte, küstüm. Bak, babam gittiğinden beri ağlıyor. Kadriye! Kavanozu açamıyorum Kadriye. Sanki benimle alakası yok gibi. Kavanoz senin kod adın, anlasana. Tamam, inandım. Acaba her şeye kolay mı inanıyorum ben? Neyse, gel ışınlanarak dönelim İstanbul'a. Seni asansörün ışınlanma cihazı olduğuna mı inandırdılar cidden? İşte bunu beklemiyordum. İşte uçan muzların sonuncusunu da yakaladık. Çok zor oldu. Bir daha böyle deneylere kalkışmayacağım. Hey, bu parmaklıkların arası amma geniş. Uçarak çıksanıza. Necati, akıl vermesene şunlara. Kaçın! Yine geldiler. Bırakın başımızdan. Ne istiyorsunuz İmdat? Sonunda bir nefise binebileceğim. Çekleri serbest bırakın! Serbest bırakın! Süper Hüber Haber'den son dakika. Uçan muzlar tüm şehri gıcık ediyor. İşte gıcık olan bir kadın. İşte gıcık olan bir adam. İşte gıcık olan bir çöp molası. Kokuyorum çünkü. Bırak, duş alayım. Nereden çıktı bunlar? Kim bunun sorumlusu? Canan yaptı. Arif yaptı. Ben ne alaka? Hayır! Tüm bunların sorumlusu benim. Kusurum, bırakın. Sorumluyu bulduk işte. Nereye götürüyorsunuz? Bilmem. Sen öyle deyince gaza geldik. Şurada indirsenize. Evime gitmeye çalışıyorum. Yakalayın, evine götürelim. Bırakın. Remzi, özür dilerim. Affet beni. Son bir işe ne dersin? Bülü bülü derim.
Seninle sonuna kadar giderim Remzi. O zaman kap süpürgeni de yakalayalım şu uçan muzları. Kaptım. Sokak hayvanlarına terfi verin. Bundan sonra ilçe hayvanları olsunlar. Yok yok. En iyisi mama verin siz. Necati nereye? Ankara'ya dönüyorum. Şirketten beklerler. Gerçekten gidecek misin? Beni bırakıp. Sizin bana ihtiyacınız yokmuş. Benim size ihtiyacım varmış. Sonunda anladım. Başka ne anladın? 7 ile 9'u çarpamadığımı. Aferin. Ama artık kendi toynaklarımın üstünde durmanın vakti geldi. Elveda. Necati, öğrenmişsin vedalaşmayı. Ağlaya güle. Merhaba, bay 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 bay. Artık yolumuza Necati'siz devam edeceğiz oğlum. Güçlü kalmalısın. Ama onu hep hatırlayacağız. Gerçi hala burada gibi hissediyorum bak. Baba, Necati abim zaten burada. Ha? Necati, niye buradasın sen? Meğer üst düzey yönetici değilmişim. Görevim dikkat kaygan zemin tabelasını tutmakmış. Sen yokken ne yapacaklar? Bilmem, idare ederler bir şekilde. Kaydığımız için işimizi yapamıyoruz. Şirketimiz batıyor.